Artı TV'den tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Gün başlıyorum. İkinci saatiyle karşınızdayız. Gazetelerle devam edeceğiz. Biraz da sosyal medyadan daha sonra arkeolog Nevin Soyukaya bizimle birlikte olacak. Şimdiye kadar okuduğumuz gazeteleri geçiyorum. Cumhuriyet birden görüntüm dondu oradan. Acaba dedim ses gelmiyor. Bu sorun yok değil mi çocuklar? Aa, evet tamam. Yani monitörden böyle donma görünce eyvah diyorum. Biz ileri teknoloji ve geri uluslar arasında tersine bir şey var. Yani evet bu güzel internet falan ama elektrikler kesiliyor mesela. O zaman ne internet kalıyor ne bir şey kalıyor. Evet. Hürriyeti, milliyeti, kararı, cumhuriyeti bir günü okuduk, yeni çağ okuduk. Ve sanıyorum yeni şafakta kalmıştık. Yeni şafak'tın sürmanşetinde özür yetmez derhal istifa sürmanşetinde bu zihniyetteki bir kişinin Anayasa Mahkemesi'nde ne işi var? Engin Yıldırım kimin adamı ve kimler adına konuşuyor? Haber bu, sözüm ona. Abi siz atadınız adamı, daha ne konuşalım? Yanında da bu da yalan çıktı. Biz hiç nutuk göndermedik. CHP'den bir çöp bile almadık. Kılıçdaroğlu'nun Suriye'deki Türkmenlere Mustafa Kemal'in Arapça nutkunu gönderdik iddiası yalanlandı. Türkmenler CHP'den bir miktar koli geldi ama nutuk filan görmedik diye tepki gösterdi. Türkmen komutan Ahmet Arnavut CHP'den bir çöp bile görmedik dedi. Kerkük'ün şimdi bunlar AKP gönderiyor ya devletin kasasını, hazinesini oralara bir miktar yardım yapıp gerisinde üstüne oturuyorlar. Cebinden yani AKP'den verdi diye yani Erdoğan sanki özel olarak vermiş gibi lanse ediyorlar. CHP'den bir çöp görmedik. Bir anda devletin 90 yılda biriktirdikleri var ve bunların da 20 yılda yağmalanması. Türk Tabipler Birliği'nin imtiyazı elinden alınacak, terör örgütü Türk Tabipler Birliği ile el koydu. Yazıklar olsun. Bu başlığa yazıklar olsun. Söyleyene de. Benim adım Sophie değil Meryem. Macron'un şovu kursağında kaldı. Ordu ilerliyor. Ermenistan ateşkese rağmen saldırıları devam edince Azerbaycan ordusu da yeniden ilerleme başladı. Dün 8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı. Toplam ele geçirilen yerleşim sayısı 45'e çıktı. Evet, bu gazeteciyi de bitiriyoruz. Aydınlığın manşetinde eski HDP milletvekili Altan Tan var. Bu konuda sesler yükselecek. Eğer HDP'ye karşı bir şeyler söylüyorsanız o zaman diğer küfür salvosundan başka bir şey yazmayanlar hemen sizi sürmanşete çıkartıyorlar. Kars eski belediye başkanı Ayhan Bilge'nin HDP'nin PKK ile bağına yönelik eleştirilerine destek veren Tan, parti ile PKK ilişkisi saklı değil. Gizlemek beyhude bu konuda daha çok sesler çıkacak demiş. Aydınlık manşetinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye masada olsun. Onun sözü değil, Putin'in sözü geçerli. Terör örgütünden birini TTB'nin başına getirdiler. İnsan hakları deyince direkt olarak terör örgütü anlaşılıyor. O da şuradan kaynaklanıyor tabii ki. İnsan hakları en fazla Kürdistan'da, güneyde ve kuzeyde ihlal edildiği için oralara sahip çıkanlar direkt Kürt diye yazılıyor. Hatta eğer
Kürt olmadığı belli olursa o zaman da başka bir yafta buluyorlar. Kürtçü. Bir gün yaygın medyada çalışan bir ağabey Antalya Film Festivali'ndeyiz. bir günün eski genel yayın yönetmeni Selami İnce'ye dedi ki, oğlum dedi sizin gazete dedi çok Kürtçü dedi. Selami de yok abi dedi öyle bir şey falan bizde. Ben de döndüm dedim ki, abi dedim bizim gazete Kürtçü değil dedim. Kürtçü olan benim dedim. En çok Kürt yazısı yazan benim dedim gazetede. Onun için bana söyleyebilirsiniz ama gazete öyle değil dedim. Yani bütün Kürt haberlerini büyüterek görmüyor dedim. İnsan hakları ihlalleri haberlerinde onları biraz tabii ki görüyor Bir Gün gazetesi. Ama dedim söylediğiniz anlamda öyle bir Kürtçülüğü falan da yoktur dedim gazetenin. Milli Gazete'ye geçelim. Milli Gazete'nin sürmanşetinde 19. yılda sanayileşme ve üretim arayışı Adalet ve Kalkınma Partisi iktidardaki 18 yılını geride bırakırken bir anda akıllara ilk günlerin atılması gereken adım geldi. İlk günden beri sanayileşme ve üretim diyen milli görüştü. Evet. Bütün sanayi kuruluşlarını sattı abimler. Milli Gazete'nin manşetinde ışıkları siz yakıyorsunuz, faturasını millet ödüyor. Evet. Yani hem maddi hem de manevi olarak. Türkiye bir hukuk devletidir. Güldürmeyin. Guguk devleti. Evet. 3 günde rekor hız cezası. Türkiye genelinde yapılan denetimlerde 3 günde hız ihlali yaptığı tespit edilen 46.291 araç sürücüsüne ceza kesildi. Bunlar artık sevgili izleyiciler şey değil, ceza değil, bütçeye gelir kaynağı olarak görülüyor. Harçlar, cezalar. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sürücülerin trafik kuralları yasaklama kısıtlamalara uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, başta hız olmak üzere araç kullanırken cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak gibi ihlaller önlemek amacıyla 10, 11, 12 Ekim tarihlerinde 3 gün süreyle ülke genelinde eş zamanlı hız denetimi yapıldı. Bunun faturası direkt Berat Albayrak'a gitmiştir kesintilerin. Posta gazetesine geçiyorum. Postanın o kadar çok haberi var ki birinci sayfada ve hiç kimseyi de ilgilendirmiyor bu haberler. Şimdi okullu olduk, çadırları doldurduk. Bu herkesi ilgilendiriyor. Sivas valisi Salih Ayhan 3 gün önce ziyaret ettiği tarım işçilerinin çocuklarının okulu olmadığı için eğitim alamadığını görünce söz veriyorum okulunuz olacak dedi. Ve tarlaya çadır okul kurdu. 23 çocuk sınıflarına kavuştu. Evet, şimdi okullu olduk için. İşte bir devlet gücünü böyle gösterir. Sırayla çocuklar çadıra geliyorlar. Çadırla övünüyoruz. Ne yaptınız Sayın Vali? Çadır. Ama gene de İstanbul Valisi'nden iyi. İstanbul Valisi İtalyan Nobel ödüllü İtalyan yazarının da örgüt propagandası. Hatta şöyle şeyler de yapabilir. Dario Fo için dava açtırıp bir savcıya ona örgüt propagandasından 3 sene 9 ay hapis sistemiyle yargılayabilir. Ama şöyle bir sorun var. Yazar İtalya'da, İtalyan yazarı ve metninde de böyle bir şey yok. Evet, Dario Fo artık bizim aramızda değil ama eserleri gördüğünüz gibi yaşıyor ve tartışma yaratıyor. Yeniden gündemde oluyor. Onun için yazarların ölümü söz konusu değil, yaşıyorlar. Evet, Sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesinin sürmanşetinde yine bir iyilik meleği haberi var. Emine Erdoğan, Türk Kızılay'ının her ev bir okul olsun kampanyasına 100 dizüstü bilgisayar bağışladı.
Emine Erdoğan 100 dizüstü bilgisayar bağışladı. Şimdi sarayın günlük giderini de söyleyelim. 100 bilgisayar hani 1000 liradan olsa 100 bin lira. Peki sarayın günlük harcaması ne kadar sevgili izleyiciler? 10 milyon. 10 milyon gideri var sarayın. Işıkçı yargıca istifa çağrısı, sabahın manşeti, Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Bayılıyorlar. Bize darbe yapıyorlar. Bize darbe yapıyor. Işıkları yaktı. Birisi gaz çıkarsa yanlarında gene darbe yapıyor diyecekler. Tabipler içinde çoklu baro modeli. El atmadığı hiçbir şey kalmıyor. Gittiği zaman evet bir gün gidecek yani böyle değil. Yak talimatı Suriye'den geldi. Mehmet Barlas üstadımız ışıklar yanıyormuş diyor. Her ulusun belleğinde bazı kötü anlar vardır. Belirli simgeler de bu anları adeta canlandırır ve onun o anıların yer aldığı zamanlara dönüşmüş gibi olur diyor. Mehmet Barlas'ı biliyorsunuz ben çok takdir ediyorum. Duayen bir gazetecidir ve ilkelidir. Şimdi ben böyle söyleyince ya nasıl böyle konuşursun Nazım Hocam, Mehmet Barlas falan falan deyince diyorum ki çocuklar Mehmet Barlas sadece bu dönemde AKP'yi desteklemiyor. Bir önceki dönemde Refah Partisi'ni desteklemişti. Daha önce Doğru Yol, daha önce Özal, daha önce 12 Eylül de generalleri. Yani her dönemde kim olursa olsun bakmaz niteliğine. Sadece ve sadece iktidarı destekler. Bir tek 28 Şubat'ta açığa düştü. Onu ayarlayamadı. Evet, akşama da bakalım. Akşamın manşetinde Türk Tabipler Birliği'ne çoklu baro modeli Erdoğan işine gelmedi, beğenmedi. Erdoğan'ın beğendiklerini seçerseniz sorun olmayacak. Yakında köy derneklerinin başkanlarına bile müdahale edecek neredeyse. Ama her müdahalesi de sorun çözmüyor. Tersine sorunları çapraşık hale getiriyor. Evet, bu gazeteleri okumak yerine biz ülke gerçeklerine gidelim. Diyarbakır'a uzanalım. Diyarbakır'da büyük bir yıkım yaşanıyor. Hem manevi hem de maddi yıkım yaşanıyor. Bunları bakalım. Arkeolog Nevin Soyukara telefon attığımızda. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Soyukaya. Teşekkür ederim. Evet, sizin dün Yeni Yaşam gazetesindeki demecinizi okuduk. Onun için hemen dün bağlanamadık. Bugün bağlanalım istedik. Siz Diyarbakır'a çok emek vermiş bir arkeologsunuz. Çok değerli çalışmalarınız var. Bunları biz söylemeyeyim de daha önce görev yaptığınız yerlerden örnekler verirseniz izleyicilerimiz açısından. Diyarbakır'dakiler tabii ki biliyorlar sizi ama Diyarbakır dışındakiler için kısa bir bilgilendirme yapar mısınız? Tabii. 18 yıl Diyarbakır Müzesi'nde çalıştım. Arkeolog ve müze müdürü olarak. Daha sonra oradan bir sürgün nedeniyle emekli oldum. Ve 2011-2016 tarihleri arasında Diyarbakır Kalesi, Hetzel Bahçeleri kültürel peyzajının dünya mirası olması sürecinde alan başkanlığı görevini yaptım. Büyük bir ekiple bu işi yürüttük ve büyük bir gönüllü ekiple bu işi yürüttük. Daha sonra dünya miras alanı olunca Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri bileşenleriyle beraber Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi belediye bünyesinde belediye bünyesinde kültürel miras daire başkanlığını oluşturdu.
Ve ben de gelen teklif üzerine belediyede Diyarbakır Kültürel Miras Daire Başkanı olarak göreve başladım. Sonra 2017'de kayyum süreciyle KHK ile atıldık. Durum budur. Şimdi de ama yine sivil olarak Diyarbakır'ın kültürel ve çevresel değerlerini koruması için tabii ki çalışmaya devam ediyoruz. Gönüllü olarak. Siz 2013'te de Kars Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürü... Yani o sürgünüm Kars Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü'neydi. Bölgeye oraya sürülmüştüm. Onun üzerine gidemedim. Çünkü o süreçte Diyarbakır Kalesi ve Hepsel Bahçelerinin dünya mirası sürecinin en can alıcı dönemiydi. Çok hassas dönemdi. Gitmemeyi tercih ettim. Ayrıca benim istemim dışında, benim hayatımın birileri değiştirmeye çalışıyordu. Ben de gitmedim, emekli oldum Kültür Bakanlığı'ndan. Evet. Sonra peki, belediye başladım. O zaman sıcak gündeme dönelim. Diyarbakır'da büyük bir restorasyon tırnak içinde ve ünlemli olarak söylüyorum bunu, başta sur olmak üzere büyük bir alt üst yaşanıyor ve burada da tarih talan ediliyor. Bu görüntüler de olduğu gibi bütün her yere yansıyor ama bir yandan da gene aynı şeyler devam ediyor. Dün siz taşlarla, tescilli taşların satışıyla ilgili şeyler söylemiştiniz. Bu konuyu bir açalım mı acaba? Yani aslında hepsi bir sürecin, bir nedenin sonucu diye bakıyorum. Yani işte 2015 Temmuz ayında dünya mirası oldu alan. Ama tam Eylül ayından itibaren de çatışmalar başladı. Elbette ki çatışmalarda tahribat vardı ve büyüktü ama asıl tahribat çatışmalardan sonra hiçbir iz bırakmadan kazıyıp sökülüp atılan bir yıkım yaşandı Diyarbakır sur içinde. Tarihi kentte, kent merkezinde. Ve binlerce yılın birikimi temelinden sökülerek atıldı. Hiçbir iz bırakılmadı. Sonra da yani bu böyle bir 4,5 mahalleyi kapsayan bir yıkımdı. Sonra 2 mahalle daha eklendi Ali Paşa ile Lale Bey'in bir kısmı. Dolayısıyla surun %50'si tamamen yok edildi. Düz bir tarlaya dönüştürüldü. Tarihi bir kentten söz ediyoruz ama binlerce yıllık geçmişi olan bir kentten söz ediyoruz. Ve ardından da bir kentsel dönüşüm başlatıldı. Bu kentsel dönüşümle işte tamamen kentin geleneksel mimarisine, geleneksel kent planına aykırı bir yapılaşmaya girişildi. Hiçbir alakası yok kentle. Tamamen değiştirilip dönüştürüldü. 7 metrelik o daracık özgün sokaklar, sokak mesela Yeni Kapı Sokak 25 metrelik genişliğinde bir sokağa dönüştürüldü. Tabii bütün bu yıkım özgün dokuyu, kentsel yapıyı, Roma'dan beri koruduğu planını, Diyarbakır Roma'dan beri planını koruyan ender şehirlerden biriydi. Bütün o plan yok edildi, kentsel plan yok edildi. Bütünlüklü bakmamız lazım. Tek yapı ölçeğinde konuşmuyorum, özellikle konuşmuyorum. Çünkü Diyarbakır kentsel sit alanıydı ve bütün bir kentin bütünlüklü olarak korunması gereken bir alandı. Ama bütünlüklü olarak tamamen yok edildi. Tabii ki bunun içerisinde onlarca tescilli yapı, onlarca çevresel korunması gerekli çevresel değerde yapı, ki bunların içinde anıtsal yapılar da vardı, yıkılıp yok edildi. Ardından şimdi de tabii Diyarbakır surlarının çok önemli burçlarında restorasyon çalışması başlatıldı. Tabii henüz restorasyonda uygulamaları henüz görmedik. Elbette ki bu burçların bakımı, konservasyonu şart. Çünkü çok yıpranmışlardı. Konserve edilmesi gerekiyor özellikle. İhtiyaç var ise, zaruri ise tamamlamaya gidilmesi gerekiyor. Bu söylediklerim bütün bir sur için geçerli, bütün bir kale için geçerli. Zira Diyarbakır Kalesi arkeolojik varlık. Yani Roma'da genişletilip büyütülmüş, ondan sonra kente egemen olan her uygarlık tabii ki kaleyi birinci derecede sahiplenip bakıp onarımını gerçekleştirmiş işlevi nedeniyle ve bugüne kadar taşımış.
Ama kale Roma'nın da öncesine gider. Çünkü kalenin üzerinde hala Helenistik yazıtlar da mevcut. Böyle bir arkeolojik varlıkta illa tamamlama, illa restorasyon oldukça yanlış bir uygulama olur. Oldukça yanlış bir girişim olur. Zira öncelikle konservasyonu gerekir. Eğer ihtiyaç varsa, tamamlamak zaruri ise, o tamamlanması zaruri olan noktalar tamamlanır. Ama açıklamalar ürkütüyor. Mesela 1930'lu yıllarda dağ kapıda yıkılan 300 metrelik yaklaşık bir alanda surun tamamlanacağı beyan edildi. Bu bakan tarafından ifade edildi. Bu ürkünç çünkü aslında Diyarbakır Kalesi bütünlüğünü korumuş. Sadece belli noktalarda dönemsel bozulmalar ve yıkılmalar var. Bu dağ kapı tarafındaki yıkılmada işte 1930'lu yıllarda şehirdeki salgın hastalık nedeniyle şehir valisi tarafından hatta diğer ileri gelenlerin de katılımıyla alınan bir kararla şehir hava alsın diye surun kuzey tarafında bir bölüm yıkılıyor. O dönemde işte kentte var olan Albert Gabriel diye bir araştırmacı, arkeolog. Onun girişimiyle Ankara'ya, Milli Eğitim Bakanlığı'na telgraflarıyla bu yıkım duruyor. Ama tabii ki o dönem için bir tahribat oluyor. Fakat şimdi bu kalede yıkılan bu bölümü yeniden inşa etmek aslında imitasyon bir tamamlama demek. Şimdi evet. Bu imitasyonluk surun özgürlüğünü ve bütünlüğünü bozar. Otantikliğini bozacak bir girişim olur ki bu da koruma kuram ve kurallarına aykırıdır aslında. Üstelik bu bölümün temelleri bile yok, izi bile yok. Bölümde zamanda yıkılan üç burcu neye göre tamamlayacaksınız? Neye göre inşa edeceksiniz? Sıfırdan inşa etmek olur ki bu da aslında dünya mirası kalenin otantikliğini, özgünlüğünü bozacak bir girişim olur. Bu ciddi bir yanlış olur aslında. Surla ilgili, sur içiyle ilgili, Hevsel'deki uygulamalarla ilgili, UNESCO Kültürel Miras, Dünya Kültür Miras Merkezi'nin ciddi eleştirileri var, sorgulamaları var. Hatta Ben onu soracaktım size. Eğer bu restorasyon diye yeniden inşa gündeme gelirse surların bütünü açısından tehdit oluşturacak mı bu ve Dünya Kültür Mirası listesinden çıkartılma tehlikesi taşıyor mu bu operasyon? O riski taşır tabii. Çünkü Türkiye devleti adına UNESCO'ya gidildi ve devlet tarafından, devlet adına Kültür Bakanlığı kaleyi, dünya miras alanını ve tampon bölgelerini bütünlüklü olarak koruma taahhüdünde bulundu. Ama surun içindeki uygulamaları, Hevsel ve Dicle Vadisi'ndeki uygulamaları bu taahhüdünü ciddi şekilde zedeledi. Şimdi bir de dünya mirası Diyarbakır Kalesi'ni ki Diyarbakır Kalesi'ni bizler kalelerin şahı olarak adlandırırız. Diyarbakır Kalesi'ni bu şekilde tamamlamak, daha doğrusu yeniden inşa etmek, bir bölümünü yeniden sıfırdan inşa etmek, imitasyon bir yapı inşa etmek, ciddi şekilde hem kalenin özgünlüğünü, otantikliğini bozar ki bu da dünya miras listesinden çıkmasını gündeme getirebilir. Çünkü çok ciddi bir değiştirip dönüştüren uygulama olur. Yıkım ne kadar yanlış idiyse, 1930'lardaki yıkım ne kadar yanlış idiyse yeniden inşa etmek de bugün aynı derecede yanlış olacağı kanaatindeyim. Zira kalenin hiçbir izi yok. 90'larda yapılan dağ kapı meydanıyla, yeraltı çarşısıyla temellerin büyük bölümü yok edilmiş. Yakın zamanda yapılan doğalgaz kazılarıyla da geri kalan kısmı da yok edilmiş bir alanda siz neyin üzerine neyi kaldıracaksınız? Yani toprak altındaki kalıntıları dahi yok edilmiş bir kalıntıdan söz ediyoruz. Peki Nevin Hanım şeyi sormak istiyorum. Nevin Hanım bu şey tekniği açısından ara sıra böyle nokta koyarsanız ben de araya girip yani sizi kesmek istemiyorum. Çünkü teknik açıdan stüdyoda olsak birlikte çok kolay anlaşırız bakışımızla ama
Burada aradaki zaman farkı nedeniyle olamıyor. Evet. Şimdi şunu sormak istiyorum. Diyarbakır'daki bu kale, demin söylediğiniz Roma öncesine de gidiyor. Hangi uygarlıkların katkılarıyla buraya gelmiş? Bir onu söyler misiniz acaba, Tabii. hazır sizi bulmuşken bu konuyu bilgilendirelim izleyicilerimizi. Tabii. Diyarbakır kurulduğu yerde büyük gelişen bir şehir. Amida Höyük, Diyarbakır Kalesi'nin iç kalede yer alıyor. Ve kalede 3000'li yıllarda bir kalenin olduğu Höyük'te, Amida Höyük'te bir kalenin inşa edilmiş olabileceği büyük bir ihtimal antik kaynaklarda da bu geçiyor. Ama bugünkü kale Roma döneminde, yine antik kaynaklardan ve üzerinde yazıtlardan yola çıkarak söylüyoruz, bir var olan kaleyi genişletip büyütülerek bugüne getirilmiş, bugünkü plana ulaştırılmış. Ama kalenin üzerinde Helenistik yazıtlar da var. Dolayısıyla Roma öncesinde, Helenistik dönemde de bu kale burada bir kale yapısının var olduğunu biliyoruz. Üzerindeki yazıtlardan da tespitli, antik kaynaklardan da tespitli. Ama kente egemen olan onlarca uygarlık, tabii ki savunma yapısını öncelikle güçlendirme yoluna gittiği için de eklemeler ve onarımlar yaparak günümüze kadar taşınabilmiş bir bütünlüklü olarak taşınabilmiş bir kültür varlığından söz ediyoruz. Kente onlarca uygarlık egemen olmuş. Tabii ki bu kentin, Diyarbakır'ın stratejik konumuyla ilgili bir şey. Çünkü Mezopotamya'yla Anadolu'yu ve Anadolu'nun kuzeyine ulaşan yolları birbirine bağlayan, kesişen bir noktada, Dicle Nehri'nin kıyısında bu kadar önemli stratejik bir noktada yer alınca da bu şehir sürekli saldırılara maruz kalmış ve tabii ki el değiştirmiş. Ama bu tabii olumsuzluğu kadar kültürel çeşitliliğinin artması babında baktığımızda da bugün itibariyle aslında bir artı durum yaratıyor. Diyarbakır kozmopolit bir kent, kültürel çeşitliliği oldukça zengin bir kent. Dolayısıyla böyle baktığımızda ve bütün bu zenginliği, bütün bu tarihsel derinliğini Diyarbakır Kalesi üzerindeki yazıtlardan rahatlıkla okuyabilirsiniz. Kale sadece bir savunma yapısı değil Diyarbakır Kalesi. Aynı zamanda bir belge niteliği taşıyor. Kentin bütün tarihini yazıtlarıyla üzerinden okuyabilirsiniz. Yine üzerindeki kabartmalardan birçok uygarlığın sanatsal özelliklerini yine okuyabilirsiniz. Böylesine farklı bir kaleden söz ediyoruz. Sıradan bir yapıdan söz etmiyoruz. Dolayısıyla olabildiğince ihtimamlı yaklaşmak gerekiyor, hassas yaklaşmak gerekiyor. Evet. Peki onlarca şey dediniz, medeniyet üzerinden geçmiş dediniz. Bunlardan birkaçını sayar mısınız? Yani Roma'dan bugün Cumhuriyet Yani tekrar kimler var pardon. orada arada? Tabii Amida Höyük'te UNESCO sürecinde yaptığımız yüzey araştırmasında Amida Höyük'ün tarihi 6000 lira kadar gidiyor. Şimdi dolayısıyla prehistorik dönem, neolitik dönem ve sonrası Höyük'te tespit edildi. Ama daha yazılı dönemlere geldiğimizde, tarihi dönemlere geldiğimizde Hurri Mitanniler yine Höyük'te tespit edildi. Ve Asurlar önemli bir uygarlık olarak uzun yıllar hakimiyet kurdu. Sonrasında tabii ki kentte işte daha klasik dönemlere, daha yakın dönemlere geldiğimizde Helenistik dönem önemli, Roma dönemi önemli. Roma'nın sınır başkenti, garnizon başkenti Diyarbakır. Levin Bu Hanım, nedenle geliyor kale mu Roma döneminde bu kadar ses mi büyütülüp koptu arkadaşlar? Bağlantı mı koptu? Alo. Şimdi evet, devam edelim Evet, lütfen. Roma döneminde Roma'nın sınır başkenti, garnizon başkentliğini yapıyor. Onun için Roma döneminde kale büyütülüp, genişletilip, güçlendiriliyor. Daha sonra da Roma'dan sonra Bizans ve sonrasında da İslami, 639'dan sonra da İslami uygarlıklar, İslam uygarlıkları gelip yerleşiyor. İşte Abbasiler, Emeviler, Eyyubi hükümdarlığı, Selahaddin Eyyubi'nin hükümdarlığı, Artuklular, sonrasında Akkoyunlular, ondan sonra Sasani hükümdarlığı da var daha öncesinde ve sonra Osmanlı hükümdarlığı var ve bugün var. Şimdi onlarca uygarlığın yerleştiği bir şehirden
ve izlerini bıraktığı bir şehirden söz ediyoruz ama kale bütün bu uygarlıkların hepsinin izini taşıyor. Çünkü kaleyi her onaran, her güçlendiren uygarlık üzerine yazıtını koymuş. Siz o kalenin üzerini boydan boya kuşatan yazıtları okuyarak sadece Diyarbakır'ın da değil aslında bölgenin tarihini okuyabiliyorsunuz. Böylesine özel bir yapıdan söz ediyoruz. Dolayısıyla her türlü yaklaşım 10 kez düşünüp bir kez uygulanması gereken bir yaklaşımdır. Akla gelen her şeyi Diyarbakır Kalesi'ne yapmamak gerekir. Evet. Peki Diyarbakır kent içindeki varlıklar da çok önemli. Mesela Diyarbakır'daki büyük cami, cami diye giriyorsunuz ama orada içinde yani yazılar falan başka bir katedral aslında değil mi orası? Çok doğru. Ulu Cami de aynı durumdadır. Ulu Cami'nin işte, evet. üzerinde de onlarca kitabe vardır. Dolayısıyla ve Ulu Cami'nin öncesi bir kilisedir. Daha öncesinin bir mabet olduğu kaynaklarda geçer. Son onarımda camide yapılan restorasyon nedeniyle yapılan kazılarda Roma dönemindeki, Doğu Roma dönemindeki kilise kalıntıları açığa çıktı. Yine Ulu Cami üzerinde de hem Roma mimari bezekleriyle İslami yazıtlar iç içe girmiştir. İnanılmaz bir uyum vardır orada. Dolayısıyla ve kente her egemen olan yine Ulu Cami'ye de yazısını bırakmıştır. Çünkü bu kadar çok el değiştirmiş bir şehirde, bu kadar farklı kültürün yerleştiği bir şehirde tabii ki gelen var olan yapıyı güçlendirmiş ama kendi yeni anlayışa göre yeni işlevler vererek kullanmaya devam etmiş. Ve bütün bunları da üzerine yazıtlarıyla, kabartmalarıyla belgelemiş. Çünkü dönemsel özellikler bunlar. Sadece Ulu Cami'de değil, işte kiliselerinde de bunu görürüz. Evlerinde dahi bunu görürüz. Diyarbakır'ın sivil yapılarında dahi bunu görürüz. Hanlarında da görürüz, hamamlarında da görürüz. Dolayısıyla aslında kent kendini okunabilen bir kent, okunması gereken bir kent. Kaleyle çevrilidir. Dolayısıyla çok saklı bir zenginlik içerisindedir. Ama şehri anlamaya çalışırken, okumaya çalışırken şu ayakta durana en azından bakılınca daha hassas davranılması gerektiği anlaşılır. Bakılması gerekir, anlaşılması gerekir, evet. izlenmesi gerekir kentin aslında. Peki bu son yıllarda tekrar kent tarihi dokusu canlanmaya yüz tutmuştu. Mesela Orta Doğu'daki en büyük kilise deniliyordu. Ermeni Sürp Kiryagos Kilisesi. Bu çatışmalı dönemde o da tahrip olup kapandı mı yoksa şu andaki durumu nedir? Onunla ilgili de biraz bilgi verir misiniz? Tabii yani çatışma alanında Sürp Gregos Kilisesi, Marpetium Keldani Kilisesi ki Sürp Gregos'a bitişik bir kilisedir. Bunun dışında da bir Protestan ve bir Katolik Kilisesi, Ermeni Katolik Kilisesi alandaydı. Alan çatışma alanının içerisinde kalmıştı. Sürp Gregos Kilisesi yeni restore edilmişti sizin de söylediğiniz gibi. Üstelik cemaat ve yerel kurumların işbirliğiyle bütün bir kentin katılımıyla gayet iyi bir restorasyona kavuşmuştu. Ama çatışma anında tabii ki zarar gördü. Ama yıkılacak şekilde görmedi Sürp Gregos. Fakat daha sonra yıkım sürecinde ne yazık ki hem Keldani Kilisesi'nin hem Sürp Gregos'un yeni kapıya açılan, sokağa cephe veren bütün dükkanları yıkıldı. Avlu duvarları tabii ki, sokağa cephe veren bütün o yapıları ve dükkanları yıkıldı ki bunlar da tescilliydi. Yıkılıp sokağa katıldı bu alanlarda. Tabii bu da o yapının bütünlüğünü bozdu. Olmaması gereken bir durumdu. Bu bakımdan zarar gördü tabii her iki yapıda, Sürp Gregos'ta, Keldani Kilisesi de, Norpetum Keldani Kilisesi de. Ama şu anda bir yeniden restorasyona başlandı. Yaklaşık bir yıldır her iki kilisede restore ediliyor. Evet, o çatışmalı dönem sırasında sadece kiliseler değil, camiler de güvenlik kuvvetlerinin ateşine maruz kaldı ve hatta değil mi camilerde bile büyük tahribatlar oluştu.
Tabii Hasırlı Cami tamamen yok edilmişti. Uydu fotoğrafla biz alana giremiyorduk tabii. Belediye olarak ve alan yönetimi olarak bütün taleplerimize, yazılı taleplerimize rağmen alana sokulmadık. Ama biz de uydu fotoğraflarıyla takip edip, uydu fotoğraflarıyla kadastral tahtaları çakıştırarak neyin yıkıldığını, nasıl yıkıldığını tespit etme olanağımız oluyordu. O süreçte evet. yaptığımız çalışmada Hasırlı Cami'nin tamamen yıkıldığını, sıfırlandığını görmüştük. Fakat sonra yeniden imitasyon bir cami yapılıp yerine oturtuldu. Bütün bu düşünce aslında çok saçma. Yani önce yıkıyorsunuz, yok ediyorsunuz, sonra da yeniden imitasyonunu yapıp koyuyorsunuz ama aynı cami değil. Eldeki fotoğraflara baktığımızda oldukça değişmiş tabii. Evet. Ve o dönemden kalan acı bir izde Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi evet. Dört evet. Ayaklı Minare'nin önünde basın toplantısı yapıyor ve bu eserlere zarar vermeyin diye dikkat çekiyordu ki evet. Hayatını evet. kaybettik orada. Evet, evet. En büyük kaybımız o aslında. Yani en büyük kaybımız tabii ki bu süreçte yaşanan ölümler ve bunun en büyük simgesi de rahmetli Tahir Elçi. Tahir Elçi kente gönül vermiş bir insandı. Dolayısıyla bu hassasiyetle ki dört ayaklı minare de kentin simgelerinden biridir. Kurşunlanmaya başlanmıştı ayakları. Bunun önünde dolayısıyla basın açıklaması yaparken sizin de dediğiniz gibi resmen bir karampole geldi, getirildi ve katledildi. Evet. Bu da yani tarihi dokunun korunması aynı zamanda Tahir Elçi'nin anısına da bir sadakat ve saygı da gerektiriyor. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ve aslında şimdi dışarıdan gelen turistler dört ayaklı minarenin önünde hiçbir şey olmamış gibi, hiçbir acı yaşanmamış gibi daha birkaç yıl öncesinde anı fotoğrafları çekerken doğrusu ciddi rahatsız oluyorum şahsım adına söyleyeyim. Hep şey düşünmüşümdür, dört ayaklı minarenin önüne en azından hiçbir şey yapılamıyorsa bir bilgilendirme tabelası konmalı. Bu kültürel değerin korunması için Tahir Elçi basın açıklaması yapılırken katledildiğine dair bir bilgilendirme tabelası en azından koymalı bir şehir. Hiçbir şey yapamıyorsak onu yapmalıyız. Ki insanlar da bu şehirde, bu ülkede kültürel mirasın korunması, koruyun dediği için, korunmasını talep ettiği için öldürmüş olduğunu bilsinler gerekiyor. Evet. Bu çok önemli. Diyarbakır'da sadece insan hakları ihlal edilmiyor. Tarih de evet. talan ediliyor, ihlal ediliyor. Özellikle şu arada belediye yine kayyumda ve kayyum döneminde de Diyarbakır çok fazla zarar görüyor, hasar görüyor. Bunların da acaba böyle bir şeyi çıkartıyor musunuz? Çalışması var mı? Kayyum dönemlerinde neler yapıldı, neler yok edildi diye. Yani tabii şimdi o kadar ilginç ki Suriçin'de uygulanan o şehrin yıkımı, ondan sonra dönüşümü, yeni yapıların inşası süreci tamamen Şehircilik Bakanlığı üzerinden yürüdü. Bir kentsel sit alanından, dünya miras alanından söz ediyoruz ama Kültür Bakanlığı ne yazık ki kentte var olamadı o süreçte. Tamamen Şehircilik Bakanlığı üzerinden yürüdü. Evet. Bu bir kere ciddi bir problemdi aslında. Onun yanı sıra tabii ki kayyum döneminde aslında bu neden-sonuç ilişkilerine baktığımızda bu var olan yönetimsel bir boşluk var. En basiti Mardin Kapı'dan aşağı doğru indiğinizde bütün o Dicle Vadisi'nde ciddi bir işgal görürsünüz. Ve son derece niteliksiz yapılarla çok büyük bir işgal ve yapılaşmaya maruz kaldı en basit. Yine şehrin içerisinde de aynı boşluğu, aynı karmaşayı görüyorsunuz. Yani bir inanılmaz bir yönetimsel boşluk var gibi geliyor bize. Yine kentte kapanın elinde kalıyor her şey. Kim nereyi kaparsa onun oluyor.
işte surların taşlarının sökülmesi diye anlatılıyor ama çok şükür bugüne kadar surlardan taşlar sökülüp satılmadı henüz. Ama sur içindeki yıkımla başlayan o taş ticareti ne yazık ki, çünkü o yıkım sonrası o taşlar surun dışına atıldı ve başka şeylere kullanıldı. Ciddi bir piyasa yaratıldı. İnsanlar o taşları alıp işte yeni evler inşa ettiler, yeni yapılar inşa ettiler yine sur içinde. Şimdi bu piyasada içerideki o kaynak yıkımla elde edilen taş kalmayınca bu defa yaratılmış piyasaya cevap vermek için harabe ama tescilli ama çok önemli yapılara dadandı insanlar. İşte Surp Sarkis Kilisesi bunlardan en önemlisi, en çok tahrip gören Surp Sarkis Kilisesi gün gün yıkılıyor. Gün gün taşları sökülüp başka yerlere aktarılıyor, başka yapılara aktarılıyor. Bu ciddi bir problem. Aynı şekilde evler de bu şekilde. Yani boş evler, tarihi, tescilli ama boş evler de bu şekilde yok ediliyor. Ve tabii ki buna sahip çıkacak olan öncelikle belediyeler. Sayın Soyukaya, bize kilise taşları yıkılıyor deyince bir anekdotum var sizlerle ve izleyicilerimize lütfen paylaşmak istiyorum. 90'lı yılların ortasıydı ve TRT'ye bir seri belgeseller çekiyorduk. Çıldır'dan, Çıldır Kaymakamı da bizimle beraber geliyor TRT ekibi olduğumuz için. Gürcistan sınırında bir jandarma karakolu var. Aksu sınır kapısı işte açılacaktı ama açılamadı. Ve jandarma karakolu da çok güzel. Bizim kameraman gençlerden biri dedi ki, bu dedi karakol binası da tarihi mi dedi. Yok dediler, yeni falan dediler. Sonra kaymakam beni kenara çekip dedi ki, Nazım Bey dedi, sizde kalsın dedi. Bunu dedi kullanmayın ama dedi, burada dedi küçük bir Ermeni kilisesi vardı dedi. Dinamitle dedi onu yıktılar dedi. O taşlarla dedi bunu yapmışlar dedi. Yani bilgi verdi. Kaymakam vermişti o bilgiyi o zaman. Ve şey, jandarma karakolu yapılmış ve şey diyor, aynı şeylerde şimdi bu gelenek sürüyor. Yağma geleneği yani. Ne yazık ki. Değişen hiçbir şey yok. Bu da insanın mutsuzluğa sürüklüyor gerçekten. Evet. Biz yarım saatimizin sonuna doğru geldik. İyi şeyler söyleyemedik hiç, çünkü yok. Acaba yok. Gelecek için arkeoloji olmazsa, yani arkamızı görmezsek önümüzü de tespit edemiyoruz. O bakımdan çok önemli sizin alanınız. Gelecek için neler söylersiniz? Yani geleceğe ne kadarını aktarabileceğiz Diyarbakır'da? Yani tabii aynı zamanda bütün bu yıkım, tahribat, toplumsal hafızayı da çok ciddi şekilde yaralıyor. Toplumsal hafızamız yok ediliyor. Bu çok önemli. Hafıza yok olunca geleceğe aktaracak bir şey de kalmıyor. Dolayısıyla şu süreçte ne yazık ki Diyarbakır'da, Türkiye'nin genelinde böyle bir inanılmaz bir tahribat ve yağma yaşıyoruz, tanık oluyoruz, görüyoruz ama her şeye rağmen bireysel olarak dahi sahip çıkmanın yollarını aramamız lazım. Çünkü her şey sahip olduğumuz kültürel değerlerle başlıyor aslında. Bunlar kimliğimiz, tarihimiz, geçmişimiz, bu bağlamda bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla sahip çıktığımız oranda da gelecekte var olacağız. Çok umut var konuşmuyorum ama en azından bu umut veriyor. Bu şekilde bakarsak umutlanıyorum. Şahsım adına söylüyorum. Bir şeyler yapınca küçük de olsa umutlanmaya başlıyorum. Bunu hepimiz yapmalıyız. Peki Nevin Hanım, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için ve verdiğiniz geniş çapta bilgiler için Diyarbakır hakkında. Diyarbakır'da sadece insanlar, insan hakları değil, tarihte bir anlamda ağır tehdit altında varlığını sürdürüyor. Ama eskiden de çok zulümler yapanlar, çok zulümler görülmüş. Orada neler neler var işte okuyup öğreniyoruz. Onların hiçbiri kalmadı ama şehir ve dokusu olduğu gibi duruyor. İnsanlar gidiyor ve tarihi doku kalıyor. Yine öyle kalacak. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum.
Evet sevgili izleyiciler, ikinci saatimizin de sonuna geldik. Bugün konuğumuz arkeolog, Diyarbakır'ın çok önemli tarihi dokularına büyük katkılar yapmış olan arkeolog Nevin Soyukara idi. Diyarbakır'ın restorasyon adı altında şu anda hangi tehditlerle karşı karşıya kaldığını söyledi. En önemlisi de Diyarbakır'da yenileme çalışmaları Kültür Bakanlığı'nın değil, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın gözetiminde yapılıyor olması. Tabii ki Şehircilik Bakanlığı deyince TOKİ'ler akla geliyor. Dikey binalar, birbirine benzeyen kışla tipi yapılar akla geliyor. O yüzden de haklı olarak kaygı duyduğunu söyledi Nevin Soyukara. Biz bu dakikalar itibariyle ikinci saatin de sonuna geldik. Haftanın beşinci günü bitiriyoruz. Yarın sabah saat 8'de karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.